Arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü konumuz geçmiş zaman. Geçmiş zaman ne demek? Mesela ben dün arkadaşımla sinemaya gittim. Dün ben sinemaya gittim ve bitti. Bu dün ile ilgili şeyler geçmiş zaman. Ya da ben dün akşam yemekte mesela kebap yedim. Bu ne? Geçmiş zaman. Geçmiş zamanda ne kullanıyoruz? Di kullanıyoruz. Şimdi bakalım nasıl geçmiş zamanı kullanacağız. Geçmiş zamanda önce her zamanki gibi fiil kullanıyoruz. Fiil neydi? Mesela git, gel, oku, yap, sat, anla, dinle. Bunlar fiilimiz. Sonra geçmiş zaman ekimiz ne? Di. Geçmiş zaman ekimiz burada di. Burada 8 türlü di var. Di, di, du, dü ya da tı, ti, tu, tü. Hatırlıyor musunuz ne zaman di geliyordu? Son sesli harfi. E ya da i olursa di, ı ya da a olursa dı, o ya da u olursa du, ı ya da ü olursa dü getiriyoruz. Peki hocam ne zaman tı, ti, tu, tu geliyordu? Ne zaman geliyordu? Unutmayın. Eğer fıstıkçı şahap harflerimiz varsa fiilimizin son harfinde biz tı kullanıyorduk. Neydi fıstıkçı şahap? Hatırlatalım. Fıstık. Çı, şe, hap harfleri. Bunlar sert harfler. Sonra işte kişi ekimiz var. Kişi eki geçmiş zamanda nasıl? Onu fiil çekimimizde size anlatacağım. Peki, şimdi fiil çekimini yapmak istiyoruz. Gelmek fiili mesela geliyor, to come, gelmek. Ben bu fiili geçmiş zamanda söylemek istiyorum. Nasıl söylüyorum? İlk önce gel fiili çıkarıyorum. Mek'i sildim. Gel kaldı, tamam mı? Yazıyorum. Ben, gel. Şimdi gel fiilimizde son harfi ne? L arkadaşlar. Burada L var. O yüzden L, F, S, T, K, Ç, Ş, H, P'de var mı? Hayır hocam, yok. O zaman ben D koyuyorum. Ama eğer bu 8 harften biri olsaydı ben T getiriyorum burada ama burada gelmiyor. Tamam mı? O zaman ben gel. Şimdi hocam geldim, dim, dum, düm. Nereden anlıyoruz bunu? Biz son sesli harfimize bakıyoruz. Son sesli harfimiz ne? E. Tamam mı? E olduğu için ben ne koyuyorum? İ koyuyorum. Burada söylediğimiz gibi son sesli harfimiz E ya da İ olursa İ getiriyorduk. Ben geldim. Ben geldim. Tamam mı? Mesela ben dün senin evine geldim. Peki bu ben için. Tamam mı? Ben için. Ama sen için ne kullanıyoruz? Ben burada sen kullanmak istiyorum. Ne diyorum? Sen geldin. Burada ne geliyor sen için? Bakın sende de öyle. Ben geldim. Sen geldin. O için ne geliyor? O için hiçbir şey gelmiyor D'den sonra. Burada hiçbir şey gelmiyor. O geldi. O geldi. Öğretmen sınıfa geldi. O buraya geldi. Biz için ne kullanıyoruz? Arkadaşlar geçmiş zamanda ne kullanıyoruz? Ne eki geliyor? Geçmiş zamanda biz geldik. K getiriyoruz biz için, tamam mı? Şimdiki zamanla farkı var. Şimdiki zamanda biz geliyoruz diyorduk. Ama burada K geliyor. Neden? Çünkü bu geçmiş zamanın eki. Biz geldik. Biz geldik anne, kapıyı aç. Biz geldik. Ben ve Sara geldik. Okey? Siz için ne geliyor arkadaşlar? Şimdiki zamanda sinizdi. Burada diniz getiriyoruz. Siz geldiniz. Siz geldiniz geliyor burada da. Tamam? Peki son olarak onlar geldi.
Ben niye bunu bu şekilde yazdım? Çünkü burada bizim bir larımız var. Onlar geldiler. İki taneler ihtiyacımız yok. Burada bir taneler yeterli bize. Onlar geldi yeterli. Ama eğer bununla karışmasını istemiyorsanız o zaman biz ler getiriyoruz. Mesela eğer onlar olmazsa geldiler. Doğru. Ama onlar varsa biz onlar geldi diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar siz dün neler yaptınız? Bana anlatın yorumlarda. Siz dün neler yaptınız? Nereye gittiniz? Ben dün arkadaşımla kahve içmeye gittim. Ben dün annemi ziyaret etmeye gittim. Ben dün 2 saat koştum. Koştum. Ben dün saat 12'de banyo yaptım. Tamam mı? Siz de bana geçmiş zaman ile örneklerinizi söyleyin lütfen. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.